Çok mu çilek yedin bakalım sen? Evet. Daha önce böyle bir şey olmuş muydu? Hayır doktor bey, ilk defa oluyor. Hemşire Hanım, test sonuçları çıktı mı? Şimdi geliyor hocam. Hadi bakalım. Daha büyük, daha büyük. Hocam, 5. odaya bir hasta geldi. Büyük ihtimalle kolda kırık mevcut. Tereyağı basıp merdivenlerden düşmüş. Tereyağı mı? Evet. Eyvah eyvah. Hocam, izin verirseniz ben alıyorum hastayı. Tamam. Yok canım, benim tereyağı değildir herhalde. Gerçekten de benim tereyağıymış. Yerim sen. Çık. Çık dışarı. Çıkıyorum dışarı. Oğlumu çağırın bana. Çabuk oğlumu çağırın. Bakın hanımefendiciğim, lütfen sakin olalım. Sakin olmak istemiyorum. Bakın hanımefendi, yani madem buraya kadar geldiniz, benim size bundan sonraki tek amacım... Senin tek amacın beni hastanelik etmekti, ettin de. Şimdi ben onu fark ettim. Ama yani bakın gerçekten yemin ederim, yani ben hiçbir şey bilerek yapmadım ki. Her şey tamamen kazayla oldu. Ama şimdi siz hiç merak etmeyin. Ben sizinle ilgileneceğim ve sizi hemen iyileştireceğim, tamam mı? İstemiyorum. Ama yani istemiyorum. Yaklaşma. Sakın yaklaşma. Ama yani hanımefendi, Allah aşkına yaklaşmadan ben sizinle nasıl ilgilenebilirim ki? Ayrıca doktorum küsülmez ki. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ben haklarımı biliyorum, tamam mı? Benim kendi doktorumu seçme hakkım var ve oğlumu istiyorum. Tamam. Tamam hanımefendiciğim. Yani tabii ki de oğlunuz çağıralım, oğlunuz gelsin sizinle burada ilgilensin. Ama size gerçekten çok teessüf ederim. Yani doktorluk kutsal meslektir. Oğlunuz da gitsin 6 yıl boyunca tıp okusun, orada dirsek çürüsün. Gelsin burada uzmanlığını kazansın. Gelsin size baksın canım, Allah Allah ya. Nisan Hanım, bir sorun mu var? Anne. Neler geldi başıma, neler geldi? Ha vallahi benim hiçbir alakam yok. Nasıl senin alakan yok? Senin tereyağın yüzünden düşmedim ben merdivenlerden? Bir dakika, siz tanışıyor musunuz? Yani bir takım böyle karışık bir durum yani, o biraz karışık. Hiç karışık falan değil. Geldiğinden beri peşimi bırakmadı bu kız beni. Nisan, bu doğru mu? Yani bir takım karşılaşmalar olmuş olabilir tabii ki de yani ama... O tereyağı merdiveni koyan sen değil misin? Hayır, benim hiçbir alakam yok. Nasıl alakan yok ya? Kahvaltı tepsisini apartmandan dışarı kim çıkardı? Ben mi çıkardım? Ama siz onu nereden gördünüz ya? Bak bir de siz birlikte çalışıyormuşsunuz. Evet, çalışıyoruz anneciğim ama biz Nisan'la aynı zamanda aslında... Hayır, biz aslında şeyiz biz. Ah canım, acil hastama vardı. Tamam, biz gidelim mi hocam? Sen söyler misin canım? Yok, ben hastamızı röntgene götürmek için geldim. Ha, o da olur. Anneciğim, röntgene gidelim, sonra konuşuruz. Gel, Nisan yardım et. Tamam, sen dokunma. Dokunma bana. Tamam, ben yardım edeyim. Ben dokunayım anneciğim. Tamam, şu terlikleri bakayım. Al anneciğim terlikleri de. Hadi bakalım, çıkıyoruz. Evet. Nesi alıyorum? Ondan bahsetmiyorum ya. İçeride niye öyle tuhaf davrandın? Şeyden dolayı tuhaf davrandım. Çünkü ben öyle davranmasaydım sen annene bizim sevgili olduğumu söyleyecektin. Anlamadım. Yani şimdi hayatım ben nereden başlasam bir bilemedim ki. Nisan'cığım, o zaman en başından başla hadi. Başlayayım. Şimdi şöyle hayatım. Hani ben sana anlatıyordum ya, bir kadın var böyle benim sürekli karşıma çıkıyor. Önce böyle elimden taksiye aldı, ondan sonra markette karşıma çıktı diye. Ee? İşte o kadın
Senin annenmiş ama yani ben gerçekten senin onun, o kadının senin annen olduğunu bilmiyordum. Yani bilsem ben öyle davranır mıyım canım sonuçta? Yani o da bir anne. Yani cennet annelerin ayaklarının altındadır. Anneler kutsaldır. Yani sonuçta kadıncağız yememiş, yedirmiş, beslemiş, büyütmüş, seni bu yaşına kadar getirmiş yani. Nisan bak beni bir dinle. Kısacası hayatım annen, annem benden nefret ediyor. Yani bir de şimdi sevgili olduğumuzu öğrenirse yani o zaman benim bittiğim gündür. Yani insan müstakbel kayınvalidesinin yüzüne balık yapıştırır. Yapıştırmaz tabii ki de. Bir dakika, bir dakika. Nisan sen bana şunu bir en başından anlatsana. Sakin. Anlatayım. Ben seni anlayacağım. Bu tereyağı olayla böyle yüksek final yapmış oldum. O yüzden annen şu anda bizim sevgili olduğumuzu öğrenirse... Ya Nisan'cığım bir sakin olur musun artık? Yok yok, olamam, olamam. Neden olamam? Çünkü yani şu an fark ettiysen hayatta en korktuğum şey başıma geliyor ya. Kayınvaliden benden nefret ediyor ya. Yani gerçi bütün kayınvalideler gelinlerinden nefret eder ama yani benimki kombo nefret paketi oldu ya. Nisan ya, bir sakin. Lütfen bir dur. Dur, tamam. Dur, sakin ol. Ya ben halledeceğim. Tamam mı? Olay falan çıkmayacak. Ben her şeyi toparlayacağım, merak etme. Ya hayatta olmaz. Bak benim her şeyi baştan başlamam gerekiyor. Yani en baştan anneye kendimi sevdirmem gerekiyor. Hatta sevdirmekle kalmayayım. Annenin bana bayılmasını sağlamam gerekiyor. Annem bana bayıldıktan sonra da aman tanrım bu kız ne kadar tatlıymış, ne kadar güzelmiş. Tam oğluma layıkmış demesi gerekiyor. Ya Nisan'cığım, ya biz çocuk muyuz? Ya ne olur ya, ne olur ya. Olmaz, ya, olmaz. Ha böyle mi olsun? Ha böyle mi olsun? Ya annen hep benden nefret mi etsin istiyorsun ya? Ondan sonra böyle bana sürekli böyle laf soksun. Onu ben o lafların altında kalayım. Ölümün en güzel yılları kayınvalide boyunduruğu altında mı geçsin istiyorsun? Bu mudur yani? Tabii ki değil. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Sen de biliyorsun benim haklı olduğumu ya. Sen demiyor muydun benim annem çok zor kadındır. Öyle kolay beğenmez, kolay sevmezse. Vallahi bak ileride bana çok teşekkür edeceksin ha. Nisan'cığım bak ben böyle bir konuda anneme yalan söyleyemem. Ya lütfen ya, ne olur ya, ne olur. Sen merak etme. Sinan. Anneciğim, sağ olun hanım. Anneciğim, ayarın sizin var mı? Biraz var ama idare ederim. Zaten kırık yok. Anladım, anladım. Bence de kırık yok anneciğim. Ama yine de biz bir röntgen sonuçlarını bekleyelim. Anneciğim, biz Nisan'la... Arkadaşız. Arkadaşız, biz çok 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 iyi, iyi arkadaşız. Ayrıca biz komşuyuz. Komşu komşunun külüne muhtaçtır, değil mi komşum? Anneciğim, ben bir hastaya bakıp hemen geliyorum. Kızım, başka işin yok mu senin? Bir hastan falan. Var efendim. Git o zaman hastanın başına. Emredersiniz efendim. Ne haber Malik? Sağ olun hocam, çalışıyoruz. Sen benimle bir gel bakayım. Aa, ne oluyor Sinan? Ne oluyor? Ne güzel soru değil mi? Aynısını Asuman hemşire biraz önce bana sordu. Ha vallahi iyi ki de yetiştim yani. Allah'tan hızlıyım. Yoksa annene her şeyi söyleyecektin yani. Ya Nisan, Asuman hemşire bana soru soruyor. Yani bütün hastaneyi yalanla ortak ettin. Ne yapayım? Mecbur kaldım. Bak Nisan'cığım ben anneme daha önce hiç yalan söylemedim. Sayende bir ilk yaşıyorum. Ay kesin söylemişsin. Söylemedim. Ne yani, sevginin olduğunu hiç gizemedim mi? Hayır. Erkek arkadaşlarımla kalıyorum deyip kız arkadaşlarımla kalmadım. Kalmadım. Yani hafta sonu ders çalışacağım deyip iki günlük Kıbrıs tatiline kaçmadın mı hiç? Hayır ya, kaçmadım. Bir dakika, bir dakika ya. Bir dakika. Yani sen bunların hepsini yapıyor musun? Kim? Sen. Ben. Ne? Ben. Yok ben niye yapayım canım öyle şeyler? ama duydum ben yapanlar varmış. Ama yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu arada bütün olanların suçlusu ben değilim yani. Sen eğer ki annene, anneciğim bak benim bir tane sevgilim var deyip benim bir tane fotoğrafımı gösterseydin. Daha annenle bizim o ilk karşılaştığımızda taksinin orada birbirimizi böyle bağrımıza basıp kucaklaşacaktık. Oradan da böyle mutlu mesut böyle bir geleceğe doğru yola çıkmış olacaktık annenle. Yani bu da benim suçum öyle mi? Evet kısmen. Ya Nisan gerçekten pes ya. Yani sana diyecek bir şey bulamıyorum. Ya anlamıyorum artık, anlamıyorum seni. Annene söyleyecek misin sevgili olduğumuzu? Söylemeyeceğim. Ama bu durumu bir an önce çöz. Tamam, tamam. Ay. Ne oldu? Zeynep arıyor. Versene telefonu. Ya şimdi açarsam yine iş mezunu açacak. Bir de o durum vardı değil mi? Ya Özgür de benden haber bekliyor. Nisan başımıza ne iş açsın ya? Nasıl halledeceğiz bu işi? Ben biliyorum. Benim çok iyi bir fikrim var. Neymiş fikrin? Hı, anlatayım mı? Anlatma desem anlatmayacaksın sanki. Çenin tutamazsın. Sen anlat. Tamam. Benim fikrim şöyle. Şimdi bunların ikisini birden işe alıyoruz. 3 aylık bir deneme süresi veriyoruz. Bu deneme süresinin sonunda hangisi daha iyiyse onu işe alıyoruz. Nisan gerçekten iyi bir fikir ha. Beğeneceğini biliyordum. Yani sonuçta Zeynep çok iyi bir doktor. Özgür de muhtemelen çok iyi bir doktor. Çünkü onu sen öneriyorsun. Böylelikle ikisinin de şartları eşit olacak. Ama yani ikisinin de bilmemesi lazım. Neyi? Yani ikisinden birinin işe alınacak. Evet, böylelikle haksız rekabet de ortadan kalkar. Aynen öyle. Bir tek hocaya söyleyeceğim ama Zeynep ve Özgür bu durumu asla bilmeyecek. Tamam. Hadi. He? Hadi iş başına hadi. Hadi. Geçmiş olsun Türkan Hanım.
Daha iyisinizdir inşallah. Sinan, ben çıkmak istiyorum. Çok sıkıldım artık. Yat, yat, yat. Tamam anneciğim, istediğin zaman çıkabiliriz. Yani kalmanı gerektirecek bir durum yok. Yalnız bak, benim işlerim var. Beklersen beraber çıkarız. Aa, ne gerek var? Ben bırakırım Türkan Hanım'ı. Hayır, yok. Ben kendim giderim. Anneciğim, Nisan götürsün. Bak, ağrı kesici aldın. Tek başına gitme. Aa, evet. Yani bir şey söyleyeceğim. Ne de olsa aynı apartmanda oturuyoruz. Arkadaşız, birlikteyiz. Yani birlikteyiz derken hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için anlamında dedim ben. İstemem şekerim. Ben taksiyle giderim. Aa, ama lütfen yani bir daha bu taksi lafını duymayacağım ben. Evet, evet anneciğim. Taksiye binmeni ben de istemiyorum. Hocam, siz iki numaradan bekliyorlar. Tamam, tamam. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. Anneciğim, itiraz istemiyorum, tamam mı? Seni Nisan götürecek. Nisan, sen de dikkatli ol. Gidince de bana haber ver. Tamam, hadi görüşürüz. Tamam canım. Ah! Yani canım derken ben şey anlamında canım dedim. Tamam canım, ben de biliyorum yani okey, o iş bende anlamında canım dedim. Kızım, senin arada bir sustuğun oluyor mu? Tabii, günde 6-7 saat uyku sırasında susuyorum. Ama bazı günler 4 saat oluyor. Hele acilde yoğunluk varsa, bir de nöbetteysem hiç susmadığım günlerde. Ay tamam, yeter. Tamam, o zaman ben hemen eşyalarımı alıp geliyorum, tamam? Siz burada bekleyin. Ben geldim Türkan Hanımcığım, hazırım. Hadi bakalım gidelim çocuğum. Hey, hadi hadi, dikkat edin kendinize. Alo. Ya canım, nedir durum? Canım, her şey kontrolüm altında. Türkan Hanım şu an mışıl mışıl uyuyor. Ah oh, güzel. Sen ne yapıyorsun peki? Ben mi? Hayatım, benim aklıma mükemmel bir fikir geldi, onu uyguladım. Ne geldi bakalım? Şimdi şöyle, ben dışarıya çıktım gidip. Nisan, ben seni sonra arayayım mı canım? Tamam hayatım. Olduk, görüşürüz sonra. Öpüyorum, bay bay. Nisan. Anne, çok fena. Anne, anne iyi misin? Nisan, ne oldu? Ya ben böyle kuruşluk olsun diye. Anne, çiçekler falan almıştım. Onu böyle yatağın en altına serpiştirdim. Ondan sonra bir baktım ki anneye bu şekilde salona geldim aslında. Fena. Anne, geldim, geldim. Sürpriz yapmak istemiştim ya. Oh. Aa, Sinan. Aa. Aa. Tamam, tamam anneciğim. Geçti, hiçbir şey yok. Tamam mı? Önemli hiçbir şey yok. Aa. Merhaba. Sinan, yaklaşma. Yaklaşmasın söyle. Yaklaşma sen. Uzaklaşsın onu buradan. Anne sakin, 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 sakin ol. Çıkamıyorum Sinan. Anneciğim, çok lütfen ben sakin olur musun? Tamam, geçti. İstemiyorum, çıkamıyorum. Tamam, sakin ol. Olamam, olamam, sakin. Anneciğim, sakin ol. Tamam, sakin ol. Nefes al, nefes al. Evet, böyle. Tamam. Asuman, sen burada kal. Hiçbir yere ayrılma. Nasıl isterseniz hocam. Al bakalım. Teşekkür ederim. Annen nasıl? İyi, iyi, daha iyi. Onu öldürmeye çalıştığını söylüyor kendisi. Benim kötü bir niyetim yoktu ki. Ben mutlu olmasını istedim sadece. Nisancığım, biliyorum. Gerçekten mi? Tabii ki. Hem ben nereden bilebilirim alerjik olduğunu? Sevgilim, tamam üzülme artık. Nasıl üzmeyeyim Sinan ya, nasıl üzmeyeyim? Anne şimdi benden daha çok nefret edecek. Nefret demeyelim de yani birazcık kızgın sana. Neden ben ya, neden hep ben? Nisan, acaba biraz ağırdan mı alsan ha? Yani böyle devamlı beni sev, beni sev falan, kadın bunalıyor olabilir. Evet ama... Bak ben sana yardım edeceğim. Sen biraz sakin ol, bir de böyle beni sev, beni sev yapma. Yani göreceksin bak, annem seni çok sevecek. Gerçekten. Gerçekten. Ay yaşasın. Ay yandın mı? Yanmadım Nisan'cığım, alıştık artık değil mi? Artık kahveye, çaya alıştık. Hadi gel, hadi. Gel, tam o an yanmadım. Çantam.
Bitti mi? Bitti. Ben çıkayım mı? Yok, kal Nisan. Peki, madem o kadar ısrardın, kalayım bari. Bu aralarda pek birlikte vakit geçiremedik de biz. Nereden aklına geldi şimdi Nisan? Annem. Ya, değil mi? Bir de o var. Nisan, annem, annem. Türkan Hanımcığım, şey oldu, Sinan, aman yok, Sinan Hoca üstüne kahve dökmüştü. O üstünü değiştirmeye buraya geldi. Ben de daha önceden bu dolaplara bir şey koyduğum için onları bulmaya geldim. Ben bakmadım zaten, ben zaten çıplak erkek. Göremiyorum, gördüm bir de kaçıyorum. Niye evladım? Psikolojik sorunların mı var? Yok. Bana hiç öyle gelmedi. Anneciğim ne yapıyorsun sen burada? Ne yapayım çocuğum, seni arıyorum. Hayrola? Ha Türkan Hanımcığım, ben size geçmiş olsun demeyi unuttum. Geçmiş olsun. Geçmedi evladım, geçmedi. Sen hayatımda olduğun sürece de geçmeyecek. Ama niye ya? Benim kötü bir niyetim yoktu ki. Niyeti geç, geç niyeti. Sonuca gel. Anne, şimdi şöyle bir durum var. Nisan beni aradı sana çiçek almak için, hangi çiçekleri sever diye. Ben de senin papatyaya olan alerjini unutmuşum. Yani birine kızacaksan bana kız. Tamam çocuğum, tamam. Neyse geçti artık, bitti. Senin de aklında olsun, bir daha. Bana çiçek miçek yok. Çiçek miçek istemiyorum, tamam mı? Emredersiniz Türkan Hanımcığım. Hanımcığım, hanımcığım da yok. Peki Türkan. Aman yok Türkan Hanım. Çocuğum ben gidiyorum. Anneciğim sen Nisan bıraksın. Hayatta olmaz. Ya anneciğim kız sana ne yaptı? Deme öyle. Ama yani Türkan Hanım, yani ne güzel biz sabah birlikte şeye gitmiştik. Arabayla, benim Tosba'yla birlikte gitmiştik. Siz de pek memnun kalmışsınız. Böyle nazik nazik sürmüştüm ben arabayı, ha? İyi. Çabuk ol. Fırla. Fırla hadi. Şu bak şu çok güzel ha. Aa Sinan arıyor. Abi, sen aç ben seçerim o zaman. Güzelinden seç ha. Efendim. Nisan ne yaptınız? Ne yapalım canım? Türkan Hanım evde dinleniyor. Sen neredesin ki? Biz şey geldik seninle birlikte dondurma almaya geldik. Ne oldu polisler ne dedi? Polisler mi? İyi yani şey yok, kapıda bir zorlama falan yok tabii. Yani ben kapıyı açık bıraktıysam. Ne? Kapıyı açık mı bırakmışsın? Ya Nisan yapma Allah aşkına, aklım çıktı. Ya ne yapayım ya, hırsız girdi zannettim. Tamam tamam hadi, öptüm seni kocaman, sonra konuşuruz. İyi tamam, ben de öptüm canım. Ah Sinan! 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 Sinan bir şey, sakin ol. Sinan çabuk gel. Çok kötü bir şey oldu. Nisan anneme bir şey mi oldu? Hayır anne, gayet iyi, soru yüzük. Yüzük ne? Yüzük annenin sana vereceği, senin de bana vereceği yüzük. Ya Nisan sen yüzüğü nereden biliyorsun? Anne söyledi, misvakiye bir gelini mi çekettirdim? İyi tamam da ben sana sürpriz yapacaktım. Ya bırak şimdi sürpriz ya, yüzük yok. Sakın Nisan sakın. Vallahi ben hiçbir şey yapmadım ya. Ben gerçekten hiçbir şey yapmadım. Yani biz puding yapıyorduk. Aspiratörün üstüne koydum, oradan da aşağı düştü. Bir dakika anlamadım ben. Ya biz annenle birlikte yüzüğü aldık, kasaya koyduk. Ondan sonra Zeynep geldi. Ben Zeynep'e göstermek için o yüzüğü o kasadan çıkardım. Ondan sonra aspiratörün üstüne koydum. O sırada puding yapıyordum. Sonra baktım evde dondurma almak. Ya Nisan dondurmayla yüzüğün alakası var Allah aşkına. Ya kısacası yüzük pudingin içine düştü. Pudingi de abinin yedi. Nisan inanmıyorum ya. Ya gerçekten artık sana inanamıyorum ben. Ya ben sana inanamıyorum yani. Benim oğlum da gel. Yaptın ya. Gel. Hemen röntgene gidiyoruz. Ya Nisan abi. Necek istiyordun? Tamam değil mi? Paylaşılmaz bir kişilik olduğunu biliyorum. Bir dakika ama yapmayın böyle ya. Allah Allah. Niye açmıyor ki bu acaba? Burada açmıyor. Demek aşağı mı indi acaba? Yüzük gerçekten bende miymiş? Hala soruyor ya, hala soruyor. Öldüreceğim ben seni ya, öldüreceğim. Nisan dur bir ya. Ya duramam ya, kesip içine alacağım yüzümü. He, sen 2 sene mi okudun tıp fakültesini acaba? Hiç bilmiyorsun çünkü bunları. Önce anestezi yapacaksın bana. Ya ne anestezi ya? Yok sana anestezi falan. Nisan. Ağrı kesici vermeyeceğim. Nisan bir sakin olur musun artık? Ya sakin falan olamam ya, sakin falan olamam. Yanımda daha fazla araba da açamam ya. Dedikten ben her şeyi toparlıyordum ya. Bunun yüzüğü hepsi bozuldu. Güzelim yine düzelecek. Ya nasıl düzelecek ya? Biz yarın onunla birlikte kapalı çarşıya gidecektik, tamam mı? Yüzüğümüzü temizletecektik. Ondan sonra birlikte başka yüzükler bakacaktık. Sonra karnımız acıkacaktık. Gidecektik orada döner yiyecektik. Çembertaş'taki o güzel dönercide. Sonra önce o dönere bayılacaktı. Sonra bana bayılacaktı. Sonra da kapıda 3 elma düşecekti. Ne yapayım ya? Bunlar da benim suçum ne acaba şimdi? Ya ne demek senin suçun ya? Ne demek senin suçun? Kimden sana gizli gizli o pudingi yedi?
diye. Nisan tamam, bağırma şuna ya. Halledeceğiz hemen. Evet halledeceğiz. Önce keseceğiz onu. Böyle içine açacağız. Oradan da benim yüzüğümü çıkartacağız. Kesemezsin ya. Alamazsın yüzüğü. Yaptırmam öyle bir şey sana. Açmayacağız tabii ki ya. Önce sana ilaç vereceğiz. Ameliyat en son çare. O da belki yani. Ben bir gidip geliyorum. Ne oldu? Kaldık mı yine baş başa eski günlerdeki gibi? Ne baş başası ya? Ne baş başası? Sinan bir şey... Sen... Bana bak. Sakın buradan bir yere ayrılma. Ben hemen geliyorum yoksa seni uyarım. Bu ne ya? Uyarım, keserim, biçerim. Hastane mi burası? Kasap dükkanı mı acaba? Sinan. Ha? Sinan, sen niye odadan öyle çıkıp gittin? Yoruldum artık Nisan. Ay biliyor musun ben de çok yoruldum. Bütün gün acayip şeylerle uğraştım. Eve git, hastaneye gel, hastaneye git, eve git bilmem ne. Ay çok yoruldum ben de ya. Nisan ben öyle bir yorgunluktan bahsetmiyorum. Ne yani? Sen benden mi yoruldun? Ya Nisan ne alakası var? Niye yanlış anlıyorsun? Yani genel olarak yoruldum işte. Annem arıyor, ne diyeceğim şimdi? Açma, açma, açma. Sakın açma. Ya olur mu öyle şey? Efendim anneciğim. Sinan, Nisan evde yok. Telefonu da yok, arayamıyorum. Aa merak etmeyin Türkan Hanımcığım, yüzük bende. Ya bir durur musun? Kim bağırıyor oradan? Kimse bağırmıyor anne. Hastanenin gürültüsü. Ben seni sonra arayayım mı? Tamam Sinancığım. Sen bir ara Nisan'ın telefonunu yolla bana, olur mu çocuğu? Tamam, hastam var, arasına bakayım ondan sonra atarım. Tamam. Hadi gel şöyle bir dinle bakalım. Hadi hadi. Tamam tamam Nisan, geliyorum tamam. Hızlı hızlı hızlı. Çabuk daha hızlı ye. Al bunu da. Abi boğulayım mı acaba? Öleceğim erken. Ama acıkmıştım, iyi oldu. Bana bak ya. Acıkan insan peynir ekmek yer, sandviç yer. Puding yemez. İyi ve bir daha yemeyiz. Zaten senin o iğrenç pudingini hiç beğenmedim. Olmamış hocam. Yemeyeceğim bir daha. İyi. Bakalım acaba bir daha evin içine girebilecek misin? Bırak yemeği. Hocam buyurun. Sağ ol. İlerlemiş mi? Evet, biraz ilerlemiş. İyi iyi, çabuk çabuk o zaman. Çorbanı da iç, hoşafını da iç, hepsini iç. Çorbayla hoşaf içilir mi? Sen nasıl bir midesizsin acaba ya? Herife bak ya, herife bak ya. Beni parmağıma takamadım, yüzüğü gitti, bağırsağına taktı. Ha. Nasıl ama? Yakışmamış mı hocam? Allah'ım ya, bak hala yakışmamış mı diyor ya? Espri de mi yapmayalım, şaka da mı yapmayalım artık? Yapma espri falan, yapma. Yemeğini ye ve çıkar o yüzüğümü. Tamam, buraya mı? Hayır evet, onu buraya yapma. Sakın onu buraya yapma. Tamam, yok mu? Kızlar siz çıkın beklemeyin. Bir gelişme olursa ben size haber veririm. İyi de... Nisan, ne dediyse ama. Hadi görüşürüz. Tamam, tamam. Ben kontrol etmek için aradım zaten. Birazdan çıkacağım, geleceğim. Efendim? Çıkıyor muyuz? Ben çıkıyorum, işim var. Sen geç. Yo, istersen ben beklerim seni. Nisancığım, işim hastanede değil, dışarıda. Tamam, sen çık, ben geleceğim. Malik, efendim. Çocuktan haber çıkar çıkmaz bana haber veriyorsun. Tamam hocam, ben bizzat ilgileneceğim, o ben. Tamam, bunu da al. Odaya bıraktırırsın. Tamam hocam. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Ha, kusura bakma, az önce kapatmak zorunda kaldım. Ben hastaneden şimdi çıkıyorum, birazdan alayım. Dertleri atıp üstümden biraz beni hissedeyim. Gözümden akan hüzne kurumadan yenisini ekleyeyim. Kaçsan kaçılmaz, dursan biraz daha demle.
Geldim anne. Kim bu densiz ya gece gece? Allah Allah. Aa, Sinan'mış densiz. Anlamadım. Yok bir şey hayatım. Yüzük çıktı mı? Hiç haber yok mu? Yok. Nisan? Hı? İçeri almayacak mısın beni burada? Konuşacağız mı böyle? Aa, çok pardon. Geç hayatım, geç. Gel buraya, gel. Gel buraya. Sinan. Ha. Hep böyle mi olacak? Annen hep benden nefret mi edecek? Hayır Nisan, hayır. Bak düşün, biz seninle neler atlattık değil mi? Bunu da halledeceğiz, hiç merak etme sen. Gerçekten mi? Gerçekten. Şemsiye çikolatanın üstüne yemin et. Yemin ederim. Yani sen koca adama neler yaptırıyorsun ya? Ya uzun zamandır aldığım en güzel hediye bu. Emin misin? Evet, eminim. Sen hediyeni almadın. Hangi hediyemi? Şimdi antreden geç, odaya doğru bir git bakalım. Böyle bir etrafına bir bakın, ha? Şaka yapıyorsun. Hayır yapmıyorum. Hadi fırla 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 hadi. Allah Allah. Saat kaç oldu? Bu çocuk hala gelmedi. Yani yok biz bir şey, parfüm falan hiç yok öyle şey. Anneciğim, bir işim vardı Nisan'a, bir şey söyleyecektim. 2 dakikalığına uğradım onun için. Nisan, yarın hastanede görüşürüz. Ha? Hadi anneciğim gidelim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben şu gelmişken yüzüğü alayım. Anneciğim gece gece hiç uğraşmayalım, yarın sabah alırsın, hadi gel. Ay ne olacak canım, 2 dakika, Yok, o 2 dakikalık değil. Şimdi ben gideceğim böyle bulacağım anahtarları sakladığım yerden çıkaracağım. Ondan sonra kasayı açmaya çalışacağım. Kasa biliyorsunuz böyle bazen tutukluk yapıyor, açamıyorum. Yani gecenin köründe yapmaya ne gerek var canım? Ben yarın sabah gündüzden böyle çıkartırım onu, getir veririm yani size. Aynı fikirdeyim. Ay canım, ne var ki bunda yani? Hadi anneciğim, hadi gel gidelim, biz iyi geceler. Ay anneciğim, tamam madem istiyorsun, hadi yürü. Hadi. İyi geceler. Ben bu kadından korkuyorum ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.